Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle mis gibi nefis kremalı bir kek hazırlayacağım ee, sizler kekim kabarmıyor kalıptan çıkaramıyorum diyorsanız bu tarifi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim buyurun bu nefis kekimizin hemen yapılışına geçelim kekimizin kalıptan kolaylıkla çıkması için dikkat etmemiz gereken birinci husus kalıbımızı önceden güzelce yağlayıp her tarafını iyice yağlayıp buzdolabına kaldırmak. Kalıbımızı kaldırdık. Hemen kekimizi yapmaya başlayalım. Sünger gibi yumuşacık ve güzel kabaran kekler yapmak için ikinci dikkat etmemiz gereken husus ise arkadaşlar yumurtalarımızın oda sıcaklığında beklemiş olması. Yumurtaların üzerine hemen bir paket vanilya ekleyelim. Yumurtanın o ağır kokusunu almış olacak. Ve bir su bardağı şekerimizi ekleyelim. Mikserle iyice çırpalım. Bütün keklerde olduğu gibi bu tarifimizde de yine e, şeker eriyinceye dek, yumurta böyle köpük köpük oluncaya kadar çırpmaya devam edelim. E, bugün krema kullanacağız kekimizde. Bu ona muhteşem bir lezzet verecek. Bir paket kremamızı azar azar döküp diğer taraftan çırpmaya devam edelim. Kremalı kek yaparken limon aromasını çok yakıştırıyorum. Sizler limon veya portakal hiç fark etmez. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Tabi aromasız bir kek yapmak isteyenler de aromasız olarak hazırlayabilir. Öncelikle bir tane büyükçe limonun çok sarısına inmeyecek şekilde rendeleyelim ve daha sonra suyunu sıkacağım. Biraz hafif limonlu kremalı bir kek olsun istiyorum. Sizler tabi damak tadınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bu kekimizde süt, yoğurt, sıvı yağ kullanmadık. Bunların yerine geçebilecek, daha çok lezzet verecek krema ile yaptım. Kremayla denemenizi de tavsiye ederim. Gerçekten tadı nefis oluyor. Limonlarımızı sıktık. Bakın bol sulu bir limondu. Şimdi üzerine bir paket kabartma tozumuzu ekleyelim. Bu şekilde yaptığımızda kekimiz çok daha iyi kabaracak. Sonuç harika olacak. Bir kaşıkla karıştırıp azar azar. Kek harcımıza dökelim. Kabartma tozumuz böyle köpük köpük oldu tabi içinden limon çekirdeğini de çıkarmayı unutmayalım. Bir spatula ile hafifçe karıştırıp bakın köpük köpük harika bir kek ve daha sonra unumuzu eleyelim. Yumuşak kekler için unu elememizde çok önemli bir püf nokta. Lütfen buna da dikkat edelim. Evet unumuzu iyice eledikten sonra mikserimizin en düşük devrinde hemen çırpalım. Keklerin sönmemesi için e, mikserin yüksek devrinde çırpma işlemini yapmayalım. Hemen mikseri çıkarıp hamurun kıvamını sizlere böyle yakından göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, harika bir kıvamı var. Kalıbımızı daha önce buzdolabına kaldırdığımız için tereyağı erimemiş oldu ve bu şekilde kekimiz kalıptan kolaylıkla çıkacaktır. Kek harcımızı bu şekilde gezdirerek dökelim. Tabi böyle bir kalıp olmak zorunda değil. Evinizde var olan herhangi bir kalıbı kullanabilirsiniz. Kalıbımızı tezgaha birkaç sefer sert vurup önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirelim mutfağa mis gibi limon aroması sardı. 30 dakika sonunda kekim pişmiş oldu. Ilıdıktan sonra böyle servis tabağına ters çevirip şimdi kolaylıkla çıkaralım. Evet bakın sonuç gerçekten muhteşem. Kesinlikle yapışmamış. Her tarafı eşit güzel bir şekilde kızarmış. üzerine biraz pudra şekeri serpeceğim. İstemeyenler serpmeyebilir ama serpmenizi de tavsiye ederim. Ekstra bir lezzet veriyor. Nefis kremalı kekimiz hazır. Hemen sizlere böyle kesip iç kısmını da göstermek istiyorum. Kremalı kekimi bugün misafirlerim için yaptım. Onlar da çok beğendi. Bu arada arkadaşlar, kekinizi yaparken birkaç saat dinlendirdikten sonra servis yaparsanız sonucu çok daha iyi olacaktır. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Evet, mis gibi. Bakın iç kısmı da böyle sap sarı harika bir kek oldu. Şimdi sizlere dokusunu biraz daha yakından göstereceğim. Limon kabuğu rendesi kekimize muhteşem bir renk vermiş. Bakın böyle sap sarı bir rengi var. Dokusu yumuşacık, şahane bir kek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve bakın biraz daha böyle kameraya yaklaştırıyorum. Yumuşacık, bulut gibi düşecek gibi duruyor. Dikkat ettiyseniz Bugün de sizlerle nefis bir tarifin daha sonuna geldik. Sizler en çok hangi keki seversiniz ve kekinizin güzel kabarması için püf noktalarınız nelerdir? Lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenip kıymetli yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak için kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.